Şimdi ne olacak? Yani nedir bu? Şimdi ne olacak? Sedat Peker denilen adam benim paramı verecek. Kafama geçtiği parayla verecek bu sefer. Benim 250 bin dolarımı o tarihten bugüne çağıracaklar bir tefeci. Hesaplayacak kaç para yapıyor. Benim paramı getirip verecekler. Yoksa ne Sedat Peker'e ne Zamanoğlu ailesine hiçbirine gün gösterttirmem. Ben ölsem de benim dostlarım gösterttirmez. Ben öyle kolpaçino kabadayı değilim. Ben adam gibi bir adamım. Ben mafyadan ondan bundan anlamam. Sedat Peker bu işin içinden başka türlü çıkamaz. Benim kafama nasıl basıp geçtiyseler benim şimdi paramı verecekler. Benim meselem para meselesidir artık. Parayla susturabilirler beni. Başka hiçbir şey. Mermi falan filan susturmaz beni. Hatır susturmaz beni. Hatır demişken Sayın Alaaddin Çakıcı'nın konuyla ilgisine. Alaaddin abinin bu konuyla hiçbir ilgisi yoktur. Sizi frenleme noktasında. Alaaddin abi bu konuda beni frenlemiştir. Alaaddin evet. Abi bana 1997 senesinde ben 96'da bu mevzu başıma geldi ya Sedatlar bu mevzu yaptı ya bana. Sedatlar aynı İzmit'ten almış oldukları araçlarla yani oradaki kalın kalın arabalarla konvoy yapıyorlar. Alanya'ya gidiyorlar. Alanya'da Grand Zaman'ın önüne çekiyorlar. Orada benim sevdiğim çocuklar var ve Grand Zaman'ın korumalığını bile yapan dostlarım, kardeşlerim var. Bana telefon açtılar. Dediler ki çocuklar gelip İzmit'te de yanında kaldığı için araçların plakalarını biliyorlar. Araçları tanıyorlar. Ömer abi dediler Sedat Peker İzmit'teki arabalarla beraber 5-6 araba buraya geldiler. Şu anda Hüseyin Zamanoğlu kapıda onları karşılıyor. İçeri giriyorlar. Ne yapalım? Öldürün desem hepsini öldürecekler. Durun uşaklar dedim. Biliyorlar her şeyi. Başıma gelenleri de biliyorlar. Durun dedim. O arada Alaaddin abiyle Mehmet Üstünkaya özelçiler mevzusuna girmişim. Yani önemli bir konu olduğunu biliyorum konunun. Arama ihtiyacı duydum. Çünkü orasını noktalarsam burası karışacak bir gün. İş bozulacak diye. Aradım Alaaddin abi. Dedim ki Alaaddin abi mevzuyu biliyor. Anlatmışım ona. Biliyor mevzuyu. Dedim Alaaddin abi benim kuş kafese girdi abi. Noktalıyorum. Aman Ömer'im dedi. Sakın. Ben senin abinsem sen de onun abisisin. Aranızdaki mesele para meselesidir. Yarın bir gün sen de ona aynısını yaparsın. Paran bende. Ben paranı alacağım arkadaşlar. Sakın dedi. Bütün her şeyi bozarsın dedi. Ben de aradım oradaki kardeşleri. Alanya'daki kardeşleri. Dedim ki sakın. O safırınız onlarsın. Hiçbir şey dedirtmedim. Kapattırdım. Daha sonra gece evleri bende bitmedi. Onda bitmedi. Geldik 5 senedir ben zaten hastayım. Şimdi ben 4 ay önce gittim Alaaddin abiye ziyarete. Alaaddin abi bana dedi ki mesele benim meselem değil Ömer'im. Senin kendi şahsi meselendir. Bu senin hemşerin geldi bana Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti ki ben sana ihanet etmeyeceğim abi. Ne dersen Sedat yapacağım. Peker. Sedat Peker diyor. Alaaddin abiye gidiyorum. Diyor ki abi ben sana ihanet etmeyeceğim. Sen ne dersen ben oyum abi dedi. Ve sonra da ihanet etti. Bu senin hemşerin Ömer'im. Sana ihanet etmiştir. Dolayısıyla sen işini bilirsin. Ben de Alaaddin abiye dedim ki abi o zaman sen hakkını helal et bana. Ben kendi işimi kendim görürüm. Şimdi bu iş benim kendi işimdir. Bu iş ne Alaaddin Çakıcı'yı bağlar ne bir başkasını bağlar. Bu iş Sedat Peker'le beni bağlar. Sonra Zamanoğlu ailesini bağlar. Zamanoğlu ailesini hepsini bir kutuya koyarım. Hepsini öldürürüm. Bunu kimse engelleyemez. Devlet adam kurtarmaz. Devlet sadece yazar, yargılar. Sedat Peker. Öldürsün öldürebiliyorsa beni. Sedat Peker kim? Çakal, mafya. Ne iş yaparlar? Yaptıkları işlerle doğru yapmış olduğu bir şeyi söyleyin bana. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde Sedat Peker'in şu işi doğrudur desin bir kişi dişimi kafamı kıracağım. Bir tane doğru işini göstersin. Bir tane bir adet. Yanlış mı bütün işleri? Başından sonuna yanlış. Başından sonuna yanlış. Uyuşturucu var mı? Her bok var. Her şey var. Her şey. Aklınıza ne gelirse. Bak aklınıza ne gelirse. Yani basınla bazı farklı dedikodular çıkıyor ya. Bunların hepsinin gerçeklik payı vardır. Çiller grubuyla bu Sedat Peker ekibinin bağlantısı. Çiller grubuyla yok. Yok. O zamanlar bunların grubu yok ki. Onlar o zamanlar bunlar çakal grubu ya. Ayak takımlar. Evet. Ayak takım o zamanlar bunlar. Bunlar yok o zamanlar. Siz Sedat Peker'i mahpushanede ölümden de kurtardıydınız. Tabii ki. Çünkü şeyde hatırlıyorum. Milliyet Gazetesi'nde evet. Bir
Tuncay Özkan olmasa manşet bak, yapmıştı onu. Sedat Peker Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde çıkacak. Kaç yılıydı? 90'lar gene. 2000. 2000. 2000 yılı. 2000 yılı Sedat Peker organize şubede. Benim haberim var hapishanede. Ben de Bayrampaşa'dayım. Sedat Peker organizede tutuklanacak, Bayrampaşa'ya gelecek. Ben Bayrampaşa'da yatıyorum. Bayrampaşa'da da 3 bin tane mahkum. Yat dersem yatar, kalk dersem kalkar. Her kovuşun başı benim yanıma gelir. Hepsi bana hürmet eder. Hepsi beni sever. Ben kabadayı, mafya falan filan olduğum için değil. Adam olduğum için. Ben hükümlüyken Yalova cezaevinde yakalandım. Bir sene cezam varken ben Yalova cezaevinden bir kazaya gönderilmem gerekirken Bayrampaşa cezaevine, tutuk evine sevk ettim. Bunu anlayanlar anlar, bilenler bilir. Orada Ömer Korkmaz olarak mı yatıyorsun? Tabii Ömer Korkmaz olarak yatıyorum. Kürt-Türk savaşı var Bayrampaşa cezaevinde. Evet, eskiden beri. Ben o savaşı bitirmişimdir orada. Benim hapishaneye gittiğim sabaha bir adam öldürülmüştür. Ondan sonra ben oradan çıkana kadar adam ölmemiştir. Ben çıktıktan evvelsi gün yine adam ölmüştür. Ziyaret mahallinde. Bayrampaşa'dan ben çıktıktan bir gün sonra. Yine mafya hesapları. Ben orada yatarken bir telefon bana, Ömer'im Sedat organizede kalorifer peteğine bağlı. Harbi kaloriferin alt peteğine bağlamış. Hadi içerler saçan. Mahkumları da çıkartıyormuş, oradaki tutukları gösteriyormuş. Bunu tanıyor musunuz bu çakalı? Anladın mı? Bana da telefon geliyor oradan. Ömer'im yarın mahkemeye çıkacak. Tamam. Hapishanenin içinden de herkes geliyor bana. Her kovuştan insanlar geliyor bana. Başlar yani. Ömer abi sen rahat ol, biz karşılayacağız. Sizin bu meselenizi biliyorum. Yani herkes, üç gün mahkum da biliyor bu meseleyi. Camia biliyor. Çünkü yaşanmış bir şey var. Hapishanede de yaşanmış bir şey var bu işle ilgili. Ben Sedat'ın hapishanedeki kardeşlerine de sahip çıktım. Silah koydum dedim hapishanede. Dedim öldürülürse başıma kalırsın. Sonra silah koydum dedim. Hemşerimsiniz. Hepsi yaşıyor. Hepsini sorabilir yani. Akşam, yarın Sedat mahkemeye çıkacak. Akşam üzereydi böyle. Cezaevi müdürü Yusuf Bey bana geldi koğuşa içeriye. Hapishaneye. İçeride koğuşa geldi. Ömer'im dedi üstüne bir giy de dedi. İleriye çıkalım dedi. Başsavcı gelmiş dedi. Seninle görüşecekmiş dedi. Ne konu dedim? Vallahi bilmiyorum dedi. Alay komutanı da vardı. Ben de giydim üstüme çıktık. Müdürün odasında oturuyor savcı falan. Gittik müdürün odasına bir yürüdük. Ferzan çizici beni bir gördü. Oo biz Ömer'le dedi tanışıyoruz dedi ya. Bir iki sefer daha önce papaz olduk ondan orada. İsyan muhabbetinde. Sever beni yani. Sevdi beni yani. Doğru olduğum için. Savcı Bey dedi ki Ferzan çizici Ömer dedi kardeşim yarın dedi o Sedat Peker midir nedir dedi tutuklanacak gelecek buraya. Burada dedi hırcır çıkmasın dedi. Bir koğuşta yatmış daha önce buraya verin yine oraya yatsın dedi. Alay komutanı da dedi ki savcı bey, savcım dedi ne hırgürü çıkacak dedi. Sokarız askeri dedi. Herkes bakar işine dedi. Dedim sayın albayım komutanım Sedat Peker'i dedim koğuşa kadar getirin dedim. Koruması benden. Her şeyi bana ait dedim benim misafirimdir. Ama dedim Sedat Peker'i koğuşa kadar sokamayacaksınız. Sedat Peker'i avukat mağalını öteye geçemeyecek. Ölecek olan askerlere gardiyanlara üzülürüm dedim. Şahşarı bir ölüm hazırlanmış. Tezgah içeride bunu ben biliyorum içeride. Olmaz dedim savcım. Yani Sedat Peker hapishaneye girdiği an... Hapishaneye daha koğuşa idareye geçmeden öldürülecek. İçeriye girmeden sene öldürülecek. Sene 2000. Daha içeri girmeden öldürülecek. Yani avukat mahallinden 10 tane silah çalışacak ona. Düşün kaç kişi ölebilir orada. 10 tane 14'ün çalıştığını düşün. Şey dedi ki Ferzan Çitici. Ömer dedi. Burada dedi Alaaddin Çakıcı'nın suçurdu abi. Adamı yok ki dedi. Ya nasıl, niye öldürsün herhalde dedi. O dönemde de Alaaddin Çakıcı ile problemli mi Sedat Peker? Tabii Alaaddin Çakıcı ile problemli. Alaaddin Çakıcı'nın gelen hiçbir adamı hapishaneye alınmıyor. Hiçbir kardeşi hapishaneye alınmıyor. Yeğenleri, barışları, marışları geldi. Hiçbiri alınmadı hapishaneye. Hep gönderildi. Hapishanede Alaaddin Çakıcı'nın suç ortağı ortak bir ben var. Senin üstüne yıkacaklar o zaman. Tabii iş benim. İş hazırlanmış bir tezgah. Anladın mı? Ben tezgahı bozdum. Onun için bütün mafya abilerin hepsinin aram bozuk. Yani ben böyle yalnız onun için bırakıldım. Devlet bana sahip çıkmadı yani anladın mı? Aslında oradaki sistem... Orada sahip çıkması gereken Sedat Peker bana.
Şimdi oradaki sistemde setup packer'i temizleyecekler ama bunu hem senin üstünden yapıp senin de bu sistemi bildiğin için sen de yok edecekler. Benimle işi olmuş olduğu için Sedat Peker'in yarın gazeteler yazacak işte. Sedat onu karşı yemeğe davet etti. Ömer yemeğe davet etmişti Sedat Ömer'i. Böyle böyle yapmıştı. Onun için Ömer Sedat Peker'i ve işte falanı filanı öldürttü. Bu tezce kurulmuş. Ben de hapishaneden çıkmadan beni hapishanede öldürecekler. Sistem bitmiş olacak. Anladın mı? Şu kirli bilgileri dışarıya teşifre edecek ikinci bir adam da olmayacaktır. Olmayacak, onların bitecek yani. Tabii yeni bir sistem uygulayacaklar kafalarına göre artık. Neyse bilmiyorum. Oraları bana karanlık. Alaaddin Çakıcı'nın dedi burada dedi suç ortağı yok ki dedi. Niye dedim abi ben Alaaddin Çakıcı'nın suç ortağıyım dedim ya. Ben Alaaddin Çakıcı'nın cezasını yatıyorum abi şu anda dedi. Olur mu öyle şey dedi. Bu siz işte özel Çiller olayından yatıyorsunuz o tabii, zaman değil mi? Tabii tabii. Özel Çiller'e suikast kimi? Özel Çiller'e suikast, Mehmet Üstünkaya'ya suikast kiminden yatıyorum. Daha sonra bu dosyayı bile kapatmaya çalıştılar. Dediler ki işte Savaş Çakıcı'yı öldürecektiler. Anladın mı? Dümeni kapatmaya çalıştı. Ben mahkemelerde feryat ettim. Neden dedim Özel Çiller'i mahkemeye getirmiyorsunuz? Beni dedim burada dedim bu arkadaşları burada dedim yatırıyorsunuz da dedim. Şikayetçi olmadı mı Özel Çiller size? Bilemiyorum ki dosyaları bu işler nasıl oluyor o zamanlar. Gidip devlet güvenliğinin dosyalarına bakmak lazım. Şikayetçi. Öyle ya şimdi Özel Çiller'e ithamla tabii, yargılanıyorsunuz. Tabii. Peki fiili müdahale yapabilmiş miydiniz? Yapmak üzereyken müdahale edildi. O zaman içeriden... Çırağan Sarayı'nda Özel Çiller'in kendi vermiş olduğu davete kendisi gelmemiştir. Niye gelmemiştir? Bütün devletin bakanlar kurulu oradayken kendisi oraya niye gelmemiştir diye bunu bir sorarlar adama.